Azerbaycan'da bir zümre var. Yani Gerasimov üsyan kaldıranda onlar bir ne değildiler. Ben hiç onlara metakta baş diremeyiler. Onlar özü çok dediler. Facebook'ta birdenbire çıktılar ortalığa. Bu Putin'in özü oynadı. Putin özü kireşi be. Onun bir sene o Prigojin'i kaldırıp ki bunlar bilirler. Bunlar divanda otururlar. Divan tahta bittiler. Bunlar bilirler. Biz hiç ne bilmiyoruz. Putin özünde haber yoktu ya. Ona göre kaldırıp ki diğer gönlede. Prigojin üsyan kaldırsın. Ona göre ki Şoygun'u, Şoygun'u çıkartsın. Çünkü Şoygun dostunu çıkartabilmiyor. Bunun başındaki çirkaba bak insanlar. Onu kaldırıp özünü bir abur eder, özünü döver, öz generallarını aşağılayır. Az kaldı Moskva'nın altında burada divanda oturup bilir ki bu niye kaldırıp onu. Şimdi diyesin tutasın adam yakasın, yani ne oldu? Ve özü kaldırmıştı. Hani öldürdü ki? Pes ne oldu? Pes diyelim buradan kesin göndereceği Belarusya oradan da Ukrayna'ya üstüne göndereceği. Ne oldu pes ne Ukrayna? Ve Polşe'ye göndereceğiydi. Ki üsyanıydı o, Vessalam da. İçeride, yani o tahtabaş zümre indi birisi ne diyecekler. Onlar çok şey diyecekler. Onlar diyecekler Prigojin görsüz Putin ne güçlüydü. Hele sevinecekler onu. Diyenler var artık başlıklar. Ha, koy sevinsinler. Eladı da. İndi yakışı da kere düşürürler. Bir yaktan o oyun, özü oyunun zaten başka şey olmaz. İndi özünlerini öldürürler ve burada dirken görsem ne güçlüydü. Belli güçlüydü. Kimi öldürecek? Rusya milli kahramanlığı. Ne güzel. Nece güzel iş görüyor. Görün bir yıl yarım ama o güzel böyük siyasetçi Rusya'nın ne güne koyup Şoygu ile Gerasimov. Şoygu ve Gerasimov komandası yani korupsiyoner oğru komanda galip geldi. Onlar alladı bunu salmışlar Ukrayna'ya, indi de onlar alladı bunu uçurma aparırlar. Çok güzeldi. Ve o da çok büyük doğrudan da siyasetçiydi ki öz en radikal kahramanlarını öldürür. Ülkede sizler bilirsiniz ki Rusya'da çoklu utkun var. Yok. Bütün devletler değillerdi. Nice Silvizya bakanda eğerlerim Rusya boyda ülkede 3-4 apar hemen herbiçilerin danışmıyor. Bu herbiçini o milli kahramanı yetiştirmek için siz neçe iller lazımdı, nece onun şahsi istedadı, şahsi xüsusiyyeti, onun üstüne koyulan pullar falanlar o öyle bile değil. Hele eğer televizyonda gördüğünüz aparıcıların içinde 2-3 babat aparıcı varsa, Rusya'nın deyirəm, tutarda tapacaksın ki bir insanın hem diksası yaxşı olsun, hem onun bilmem, dünya görünüşü, felsefi biliyi, hem siyasi biliyi, humorist, siyasi, musiki biliyi, çok çetin meseledir. Rusya'da 2-3 nəfər adam tapsan, böyük şeydir. Yani Urganda taparsan, bilmem, yakın 3-4 nəfərdir. Hərbiçi isə ümumiyyətlə yetiştirilir, onu tapmaq lazımdır, onu həm istedadlı olmalıdır. Yani biz elə bilirik, yani orada utkindən doludur, yok. O dəli sifatı vardı ya. O ölüm maşınıdır. O Rusya için, o gidip orada bir süs neydi, kimi istesin? Yok doktardı. O öz... adamlarını öldürür. Burada sevinenleri ben algışlayacağım. Bu biraz da belki sevinsinler. Ki yani Rusya'nı hiç kim Putin kimi Putin kadar bu hala salabilmezdi. Hiç kim. Rusya tarihinde çok böyle başlar olup ve bundan da bazen rezil doğrudan hiç zafrenikler olurlar. Bazılarını bilirsiniz ki böyle tütün kabı vardı. Tabak erkekler. Onunla başına vurup öldürürler. Bazılarını Stalin özü benim ağırlıydı. Hüsnüz öldü. Divanın yanında ağzından köpüğü hiç kim gelmedi. Yakın da gelmedi. Ne evladı. Öz arvadını da öldürüp. Öz hayat yoldaşı Ali Luyev'a intihar edip. Ki sen ne kadar nece çirkin adam olmalısın ki bütün evlatların seni nifret edilsin. Ve öz hayat yoldaşını da intihar edilsin. Ha? Çünkü bu o da şizofrenik idi. Oğrudur, şizofrenikti bu şey. Putin'le bağlı növbəti kadrlar yayılıb. Yəqin ki, Kamran Bey siz de izleyirsiniz. Dünya mediasında da bununla bağlı müxtəlif fikirlər və ümumiyyətlə görüntülər də paylaşıldı. Putin həmişə, səhv etmirəmsə, saatı sol əlində takır, sonra indi baxır ki, sol əlində saat yoxdur. Deyir, yəqin ki, sol əlimə takmamışamsa, ümumiyyətlə saatim yoxdur. Saat da bunun sağ qolundadır. Ümumiyyətlə, belə mənzərə diqqət çəkdi. Digər tərəfdən isə BRICS ölkələrinin biznes forumunda çıxış etməli idi. Putin yerinə orada bir başqa adam danışır, səsi başqa bir şəxs. Yox, amma səs yaxşı səs idi, mən sizdim. Səs qalın gəlir, anlaşılır ki, bu Putin səsi deyil və mən səhəmin bu görüntüdən söhbət edirəm. O saat görüntüsü çox maraqlı görüntüdür. Bilirsiniz, baxın, fikir verin. Bu... İndiyə qədər Amerika'ya lağ edirlər, Biden belə edir. İndi gülmə qoşuna gələr başına məsələsiz. Baxın, fikir verin. Baxın da bu görün, bu istənilən psixoloq, burada psixiyatr daha doğrusu. Bak otursun bu kadra baksın her şey belli. Bu Kamran'ın fantazisi değil bir neçe illerdi ben bunu diyorum. Baba her şey belli. Baba başı. O birisi nece? Burada çok garip bir şey var. Demeli insan eğer yüzüğü tak. Bak fikir verin ben de saat takıram ben de yüzüğü takıram. Çünkü ben narahat olurum. Şahlıktan hiç vakit takmamışım. Hiç vakit. Takmak istemişim. 2 gün 3 gün sonra çıkartırlamışım. Mümkün de öyle. Neyse organizm onu götürür. Bu ömür boyu saat takım.
Sovet dönemine o böyle komandir saatler var. Böyle demir, böyle böyle palot. Ondan beri takıp bu. Ve ömür boyu saat takan adam elinin saat yerini səhv sala bilmez. Bu mümkün değil. Hatta saati olmayan da kolunda. Öyle bilecek saat burada var. Üzüyü elden bu parmağdadırsa, üzüyü yadına çıkarırsa, kalıbsa ya da itiribsa, o elə hiss edecek ki üzüyü hələ də buradadır. Çünkü bu iller verdişidir. Bu ya Putin özü değil. Burada 2-3 variant var. Çünkü o yakın ki onun o oxşarı saat takan adamdır. Ve onun da koluna saat takıblar. O saat bahalı saat takı. Onun çok, ne bileyim, şeyde milyon kıymeti var. Düz değil, onlar böyle saat takmıyorlar. Sen ne danışsın? o vaxt palot takırdı. O keçmişin yadından çıxardı. İndi o gələ elə saat taxsın, saatin görəndə o taxtabaş qoysun, gör kişinin önündə bahalı saat taxıb. O saat takmıyor bir yana oxşarı ömründə. O saatı yanlış əlinə takıb yəqin ki. Baxıb görəndə saat yoxdur, niyə başını qaşır? Öyle bir saat itirib. Axı o Putin də öyle axı. O milyonluq saatı itirsin, o başına çıxacaqlar. Böyle bir sonra milyon verirler. Ya o ayda ne kadar maaş alır, o Putin yerine oraya gelir, buraya gelir. Onun için de başını alır, sağdan alır. Deysen saat itirmişim ben. Ya o deyi, ya da ki onun şizofreniya stadiyası ile hala gelip çatıp ki doğrudan da götürüp artık o hissiyat itip de onda. Siz bilirsiniz de deli adam ağrı hissedemir. Deli adamı kəlbətinle de başlasanız elinde böyle dartı koparsa o hissedemeyecek. Deli de hissedemir. Yani bu çok korkulu simptomlardı. Gülmeli simptomlar değil. Bu simptomlar onu gösterir ki etrafında olanlar bilirsiniz artık onun bu simptomlarından korkup ona ancak yalan danışırlar. Onu Ukrayna'da, bu adam internete girmiş. O hesap edir ki, internet Amerika'nın icat elədiyi bir şeytan əməlidir. Öyle şeyler inanır. Biz de şamanlarla gidip orada maral qanından olan vanlada çimir. Şamanlar o rəqslərinə baxır. Altaya gedir Şoygu ilə birlikdə. Şoygunu inandırıb ki, şamanlar nə deyir o olacaq. Hatta bir şaman vardı, Qabışıv. O Yakutdur, milliyetçi. Bizim soydaşımızda Türkdür, Yakutlar Türkdür. Qabışıv gelirdi Moskvaya ki, ben orada küşlən tüstü bırakacağım ve Putin'i Kremlin'den o tüstüyle qoğacağım, Rusiyanın canını qutaracağım. Adam ne edeyim? O şamanı tutup. Yani normal adam, dövlət başçısı, hansısa bir Yakutya'da, ne bileyim, o Vigvam'da yaşayan, ne de Yarangada, ne de orada yaşayan, hansısa bir tüstü bırakan şamanı sözünə görə, deməli bu inanır ki, gəlib tüsünü bırakacak ama bu Kremlin'den çıkıp gelecek. İnanır ona, boşa düşürsünüz. Bu, hemen o pirlere inananlar var, onlar ağıldı. İnanır ve onu hepsi deyib, Qabışıv indi türmədədir. Hemen o şaman türmədə incidirlər onu, apab dəlixanaya salıblar, şey edirlər. Çünkü bu doğrudan da bunlara, bu şamanlara inanır. Ve o, elə adam təhlükəlidir, çok ulduzlu təhlükəlidir. Ve internetten de haberi yoxdur. Yani internete girsə görəcək ki, bir Rus orada əskerleri əsir düşürlər. Əsir düşəndən sonra yalvarırlar. O bir dənə məşhur kadr çıxıb. Gənc də əvvəl deyir gedirəm Rusiyaya əsas olsun. Əsir çünki Messi o 19-lıdır. O yalvarır da. Yalvarırlar. Rus orada topa ilə ölür və orada ölənlərin anaları qarğış eləyirlər. Bütün ölkə ona qarğış eləyir. Rubl artıq 100 gəlib çatıb 100-ə. Ondan da o tərəfə keçəcək. Bu internetə girmir deyənə buna qovluqlar gətirirlər. Və bu qovluqları gətirib orada yazılır. Hər şey əladır. Hər şey çox yaxşıdır. Niyə müharibəni udmuruq? Prigojin eləyir hamısını. Prigojin eləyir. Kim? Utkin eləyir. Sizin generallar. Generallar da başa sala bilmirlər ki. Yaxında gələ bilmirlər axı buna. Bu bunkirdədir. Bunun ancaq Şaygu bədəninə yaxındır. Yaxında gələ bilmirlər desinlər ki, kişi biz uduzuruq. Bunlar elə silahlar verirlər. Bunlar elə silah icad edirlər ki, suyun üzü ilə gəlir, vurur körpünü partladır. Kırım orada artıq mühasirədədir. Hər gün vururlar. Siz dünənlərin bilirsiniz. Dünən də müstəqillik günü. Əməliyyatlar keçirilir. Siz başa düşürsünüz nə deməkdir bu? Siz bunu paralel gətir. Bu bizə nəyə oxşayır? Tanrı bunu bizi göstərməsin, göstərə də bilməz. Çünki biz qüdrətli dövlətik və bizim də qüdrətli həm kəşfiyyatımız, həm əks kəşfiyyatımız, həm ordumuz var. Təsəvvürü gətirin ki, ermənilər, məsəl üçün də, hansısa bir desant gəmisi ilə gəlib bulvara çıxırlar. Oradan çıxırlar bizim hərbi gedirlər hissəyə. Orada 5-6 əsir də götürürlər. 20 nəfər də öldürürlər, bizim bütün o texnikamızı da məhv edib, təzədən gəmiyə minib çıxıb gedirlər. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Kırım onların göz bəbəyidir. Rusların aldığı, ora heç kim yaxın gələ bilməz, o bir sözünə çayırlar ola Kırımı. İndi daha drone gəlir, vurur, raket gəlir, vurur, başqa məsələ. Bu dəfə gəmi ilə Ukraynlar ora desant salıblar, ora çıxıblar quruya, giriblər hərbi hissiyə, Rusları öldürüblər, o bir neçəsini əsir götürüblər. Sonra da oradakı o texnikalarımızı məhv edirlər, biraz da yerləri minalayıb çıxıb gedirlər. Gör nə gündədirlər bunlar.
Demek oranın müdafiə olunmur. Demek oranın bunlar bütün boşluqları artıq kırmızı bilirlər Ukraynalılar. Həm Amerikanın kəşfiyyatı yuxarıdan hər şey deyir. Yəni uydulardan hər şey deyir. Həm də ki özləri artıq gəmiyə minib görün bunların nə kəşfiyyat belə zabitləri var, görün bunların nə əsgərləri var. Amma Putinin ona xəbəri var mı? Mənim böyük şübhəm var. Onun ondan xəbəri yoxdur. Hər şey əladır. Hər şey plan, bəli, hər şey plan üzrə gedir amma Rusiyanın əleyhinə.